Bu derste komponentlere resim ya da ikonlar nasıl yükleniyor onu anlatacağız arkadaşlar. Aşağı yukarı bütün komponentlerde aynı mantık geçerli. Ya Java içinde bulunan hazır ikonları kullanabilirsiniz ki bu bazen editörün türüne göre değişebilir. Mesela NetBeans kullanıyorsanız olmayabilir veya başka bir editörde olmayabilir. Dışarıdan harici bir dosya alıp yükleme işi de yapabilirsiniz. Bunları anlatacağız. Bunun için öncelikle yeni bir form açtık arkadaşlar. Bu formun design bölümüne geçelim. Bu design bölümünde yine absolute layer layout uygulayalım. Ve bir label nesnesiyle bir buton nesnesine bu ikonlar nasıl yerleştiriliyor bir bakalım arkadaşlar. Biraz tabii şöyle alanı biraz büyütelim. Bu hazır ikon yüklemek istiyorsanız butonla mesela deneyelim bunu. Buradaki ikon seçeneğini tıklarsınız arkadaşlar. Bu ikon seçeneğinde Class Path Resource diye bir alan var. Bu alanda Java'nın içindeki bazı projelere ya da örneklere bağlanmış ikon setlerine ulaşabiliyorsunuz. Yani bunlar da işinizi çözebilir. Mesela buradan birkaç tane ikon bulmaya çalışalım. Mesela sadece küçük bir A harfi. Okey dediğimizde butonun yan tarafına bu ikonu yerleştiriyor arkadaşlar. Tabi burada butonun bu ikon daha büyük olabilir. Yani onu da hesap etmek lazım. Burada tahminimce 25 piksellik küçük bir ikon kullanılmış. Bu şekilde kullanılabilir. Yani içerideki şeylerden kullanılabilir. Aynı şekilde label'a da ikon seçeneğiyle eklenebilir. Peki harici dosyalar, harici resimler nasıl buraya eklenir? Ona bir göz atalım. Öncelikle şu ikonu kaldıralım arkadaşlar. Kod kısmına gidelim. Butonun bakın şurada set ikon diyerek ikonun yolunu belirtmiş. Bu yoldan ilgili PNG dosyasını alarak ayarlamış. Ben bunu burada silmeyeyim. Bu kodları internette linkini vereceğim. Videonun altındaki açıklama kısmında kodların linkini vereceğim. Dolayısıyla silmeyin. Fakat biz de benzer bir kod yapısı kullanacağız. Dışarıdan bulduğumuz resimleri buraya aktaracağız. Öncelikle ne bulduk arkadaşlar? Ona bir bakalım. İki tane ikon bulduk. Bir tanesi şu şekilde bir ikon. 50-50 piksel büyüklüğünde. Biraz az önceki ikona göre tabii büyük. Bir de biraz daha büyük bir ikon bulduk. Bunun boyutu da 100'e 100 ikon. Aslında bu resim sayılır. Bir çeşit resim dosyası da sayılabilir. Buna da bir isim verelim. Karıştırmamak için 200px diyelim. 100 piksel olduğunu belirtelim. Bu iki dosyayı birazdan kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Dışarıdan yol vermek iyi değildir. Yani C2 nokta üst üste slash slash kullanıcı adı masa üstü ikon 50px demek yanlış arkadaşlar. Neden? Çünkü dosyanızı derlediğinizde bu yolu arayacaktır. Oluşturduğunuz Java dosyası başka bir bilgisayara taşındığında bu yolu bulamadığı için resmi de yükleyemeyecektir. Dolayısıyla resimleri projeye dahil etmek gerekiyor. Nasıl yapıyoruz bunu? Sağ tıklayarak SRC klasörüne sağ tıklıyoruz. New Source Folder diyoruz. Bu Source Folder'a istediğiniz bir isim verebilirsiniz. Ben Image ismini vereceğim. Images ismini vereceğim. Daha sonra bu iki butonu seçip kopyalıyorum. Projeye geliyorum. Image klasörünün üstüne sağ tıklayıp paste diyorum arkadaşlar. Şu anda iki tane PNG dosyası burada mevcut. Biri 50 piksellik, biri 100 piksellik olmak üzere. Şimdi biz burada butona bir ikon atayacağımız için bu ikonu imaj dosyasını kod olarak yazmamız gerekiyor. Dışarıdan alıyoruz çünkü dosyayı. İmaj diyeceğiz. Image img diyeceğiz arkadaşlar. New image ikon kullanacağız burada.
Bu new image ikonun içinde biz class'ın içinde dosya alacağımız için bir this get class komutu kullanacağız. Daha sonra get class'ın içindeki kaynağı alacağız. Dolayısıyla get resource kullanacağız. Get resource da artık kullanacağımız ikonun ismini buraya yazabiliriz arkadaşlar. Ico 50px. Ico 50px nokta PNG diyerek dosyamızın ismini de buraya yazmış olduk. Daha sonra bunu get image diyerek şuraya yazacağız. Get image diyerek arkadaşlar bu dosyayı almış oluyoruz. IMG dosyasına almış oluyoruz. Bu aşamadan sonra yapacağımız şey yukarıdaki kodun aynısı. Buton new buton nokta set ikon dedikten sonra buraya new image ikon imaj diyoruz ve dosyayı butonun set ikon komutuyla ayarlamış oluyoruz. Design bölümüne geçtiğimizde evet burada bir hata var herhalde ya da derleyince görünecek. Bakalım. Evet bir hatamız var. Bu hatayı düzeltelim. Evet arkadaşlar hatamız şurada. Yolu belirtirken atlamışız. Slash koymayı. Dizayn bölümüne tekrar geçtiğimizde ikonun oraya yerleştiğini görüyoruz. Oradaki bir yol işaretini unutmamızdan dolayı böyle bir hatayla karşılaştık. Bir slash koyunca çözülmüş oldu durum. Aynı yöntemi kullanarak label'ın içine de resmi atabilirsiniz. İsterseniz onu da yapalım. Şu satırı ben alayım tekrar yazmayayım. Tabi label için yeni bir değişken tanımlamamız gerekiyor. İmaj label diyelim. IMG label diyelim. Burada tabi 100 piksel olan dosyayı alacağız. Daha sonra burada yine label nokta set ikon diyerek new image ikon burada yazacağımız şey img label olacak. Bu şekilde de oradaki label'ın üzerine resim dosyasını atmış olmanız lazım. Tabi resimleri eğer bir oyun tasarlıyorsanız ya da farklı bir amaçla tasarlıyorsanız boyutlandırmanız gerekiyor. Boyutlandırmayı Paint ya da Photoshop benzeri ya da online araçlar var. Oradan boyutlandırmanız gerekiyor. Design bölümüne geçtiğimizde artık buraya yerleşmiş oluyor. Diğer ikon tabi sığmamış gördüğünüz gibi. Çalıştırdığınızda artık buton ve label'ın üzerinde o imaj görünecektir. Peki buradaki butonun yazısını aşağıya alabilir miyiz? Bunu da tabi kodla yapabiliyoruz. Şu şekilde yapacağız. Butonun hizalamasını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şöyle. Buton nokta set vertical text position diye bir özellik var. Bu text position'ı yerleştirmemiz lazım. Swing constant diye bir özellik var. Bu yazıların aşağıya yukarı hizalanmasını sağlar. Biz aşağıya bunu hizalayalım. Tekrar design bölümüne geçtiğimizde bakın bu aşağıya hizalanmış durumda. Tam olarak alta eklemek istiyorsak şunu yapmamız gerekiyor. Yine buton nokta set horizontal yani yatay olan text pozisyonunu ayarlamanız gerekiyor. Burada da yine swing component constant'tan gideceğiz. Bunu da center olarak değiştirirsek, design bölümüne gidersek şu şekilde butonun tam altına yazının geldiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Hizalaması da bu şekilde sağlanabiliyor butonu.